Evet, başladık canlı yayına. Bir Fatiha okuyun, bir nazar duası okuyun, bir şey okuyun. Gerçekten yayında mıyız? Şu an evet, Eminiz gerçekten değil mi? yayındayız, evet. Kesin. Evet. Ya son günlerde hay Allah'ım. Nazar var Düşmeyle. senin üstünde. Vallahi ya düşmeyle başladık geçen ama düşmeyeceğim. Kesin düşmeyeceğim de. Ondan sonra bu gerçekten 2'dir bak kesiliyor yayın. Yayındayız değil mi? Sevgili dostlar, bir sorun var mı acaba? Sizden gelen şeye göre, geri Yok yok, bildirime göre. yayındayız. Ama türkü gitti, kimse E dinleyemedi yeniden yaparız canım. türküyü. Ben şunu demiştim yeniden hatırlatayım. Saat 21'de biz emekçilerimizi, sağlık emekçilerimizi alkışladık. Ondan sonra buraya geldik. Ve canlı yayına başladık. Bu arada da biz taşınıyoruz. Köyümüze gideceğiz. Doğacı köye. Köyde yaşayacağız. Çünkü toprakla iç içe yaşamanın, tarımın değeri artık günümüzde anlaşıldığı için tabii teknoloji de artık köylerde de var. Dünyayla bağlantı devam ediyor ama yaşam yerimizi köy olarak belirledik gene biz. Hadi bakalım ilk baştaki türkümüz bir Kerem havasıydı. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi. Eriyorum ben de çürük tuz gibi. Kocan ile geçince men yo ise. Boşanla gel kabulümsün kız gibi. Şimdi biliyorsunuz bizim toplumda boşanmış dul kadınlara nedense farklı daha bir değer verirken daha da şöyle toparlayayım. Nahoş bir bakış oluyor. Bunu kabul Nah, etmek evet lazım. bunu işte Evet. kötü bir durum bu tabii. Aslında insanlar yani boşanabilir de bu çok doğal bir şey. Ama burada o kuralları aşan bir söylem var. Yani eğer diyor bir gün ben seni sevdim diyor. Bir gün eğer boşanırsam benim kalbimdesin. Gene varsın sen diyor. Yani değer kaybetmedin benim için diyor. Yani insan olarak bakıyor kadına. İşte dulmuş, evliymiş, kızmış. Bu pencereden bakmıyor. Ben gönülden sevdim seni diyor. Bir gün diyor boşanırsan eğer diyor bir problem yaşanırsa evliliğinde boşanırsan gene kalbimdesin diyor. Benim için gene değerlisin diyor. Bu açıdan... Yani boşanmış kadın aslında kendisine dikkat etmek zorunda bırakılmak yerine boşanmış bir kadının ya da boşanmış bir adamın etrafındaki insanlar kendilerine çekidüzen verseler ve değer yargılarını değiştirseler daha güzel olur, değil mi? Yani boşanmış erkekle boşanmış kadın arasında Hiçbir fark bence yok. fark yok. Evet.
Çadır kurdum şu yaylanın düzüne, aynalı martini aldım dizime. Çadır kurdum şu yaylanın düzüne, aynalı martini aldım. Varın söylen şu yasmanım kızına, 15 sene az geliyor gözüme, böyle gözüme. Varın söylen şu yasmanım kızına, 15 sene az geliyor gözüme, beyler gözüme. Evet. Yosma biliyorsunuz güzel demek. Güzel kız anlamında yosma. Yani bir kadın ister boşansın, ister eşini kaybetsin, insandır. Dolayısıyla aynı değerdedir, hiç değer kaybetmez ve özellikle de kullanmak gerekir, kullanması gerekir. Bu türkü çok hoşuma gidiyor benim, toplum kurallarının. Yani alışılmış böyle bir kadın üzerine baskının olduğu bir şey var, bakış var. O kuralları falan, yani boşansan da kalbimdesin diyor. Bu çok güzel bir söylem oldu. Sümer'cim, şimdi burada Halil Şimşek Muhtar'ın bir şeyi var, bir fanı var. Ya. Halil Şimşek muhtarım için, Halil Şimşek muhtarım için tahtalıkta kabur var diye. Halil Şimşek nerenin muhtarı acaba? Bize onu da yazarsanız eğer, onun bir fanı senden sürekli istekte bulunuyor. İngiltere'den Akın Bey'in bugün doğum günüymüş. Oo. O bizim sıkı dostlarımızdan. O ormancıyı istiyor. Yaşar abi, Yaşar Çebişli de bizimle beraber. O da ormancıyı istiyor. Tamam. Tahtalık'ta kalbur var ve ormancı. Bu arada Doğacı Köy'den hemen selamlar var. Samsun, Tarsus, oturduğumuz İstanbul'da oturduğumuz Göktürk'ten selamlar çok var. Iyi. Müzeyyen Çağlayan ablamız bizimle birlikte gene. Akşehir'den selamlar var. İşte Almanya'dan, Hamburg'dan, Paris'ten, Denizli'den. Bu akşam biraz daha hareket, böyle telgrafın telleri gibi böyle. Biraz daha farklı türküler. Evet, biraz farklı türküler isteyelim artık. Her gece aynı türküleri istiyorsunuz. Biz de değişik şeyler dinleyelim hep birlikte. Tahtalığı çalması var. Evet. Bu benim ne zamandı? Esenyeler albümü. İlk albümde olması lazım. Kızım haçın, tahtalıkta kalbur var. A kızım haçın, ak çuvalda lokum var. Al da gel, al da gel. Ak çuvalda lokum var. Al da gel haçın. Oğlan çıkmış bahçaya. A kızım haçın. Oğlan çıkmış bahçaya. A kızım haçın. Yağlında lokum var. Al da gel, al da gel. Yağlında lokum var, al da gel, al da gel. Thank you.
neslinin adım adım yolları, olan yolları. Açılıp sarmıyor yarın kolları, olan kolları. Açılıp sarmıyor yarın kolları, olan kolları. Bülbül gibi şakır yarın dilleri, olan dilleri. Bülbül gibi şakır yarın. Armut dalda kız bahçede sallanır, oğlak sallanır. Yere düşer şekerlenir, ballanır, oğlan ballanır. Armut dalda kız bahçede sallanır, oğlan sallanır. Yere düşer şekerlenir. Bağlayıverdim. Özel gönlümü de almış oldum. Ustamız değerli rahmetli özel gönlümü de böylece anmış olduk. Hayri Dizer Gonca izliyor seni. Ağzına sağlık Sümer'im demiş. Sağ Hidayet olsun. Çam Göktürk'ten komşumuz. Oo, kadim dostlarımız onlar. Unuttun bizi demiş. Unutmayız. Kalbimizdesiniz. Unutmayız asla. Kalbimizi biz eğer ki yaşamda bir dosta dokunmuşsak artık bu böyle kalır. Sırt sırta veririz. Biz kardeş olarak devam ederiz. Bizim yaşam felsefemiz budur. Ben İstanbul'dan geldikten sonra böyle samimi oldum. Bazı arkadaşlarım vardı. Birdenbire şey oldu. Bağlantıyı mesela arıyoruz falan. Karşıdan şey gelmiyor, tepki gelmiyor. Bağlantıyı kopardı. İşte bu aslında korona öncesi ve korona sonrası dönem diye bunu bir millet olarak düşünürsek, korona öncesinde sadece iş odaklı yani çıkar odaklı ilişkilerin olduğu bir dönemi düşünürsek, artık bundan sonrasının beyaz bir sayfa olması gerektiğini ümit ediyoruz. Ben çok şaşırmıştım çünkü gerçekten eğer ki bir dostun kalbine biz dokunduysak ve birlikte aynı yolda yürüyorsak ve paylaşıyorsak yaşamı, artık o bizim için dosttur. Yani iş yapmışız yapmamışız zaten iş amaçlı değildir yani dostluklar. O açıdan Hidayet'cim kesinlikle öyle bir şey düşünme sakın, öyle bir şey dostlar. Şu an bizi nereden izliyorlar biliyor musun? Sydney'den. Ha. Ya Sydney'den izliyorlar. Selam olsun. Hüseyin Akın, o da Almanya'daki başka bir dostumuz, kardeşimiz. Evet. O da diyor ki harekete devam Sümer'cim diyor. O bu akşam neşesi yerinde herhalde. Peki. Şey, biz Türklerin Avustralya'ya gidişinin 40. yılı nedeniyle Sydney'de ve Melbourne'de iki konser vermiştik. Yıllar önce. Çok hoştu o. Büyük güzel bir salondu. İşte biz Çanakkale'de İşte savaştık ama bugün müzik yapıyoruz diye. Çünkü Avustralya'dan da biliyorsunuz Anzaklar geldi. Bir aborjin, gerçi aborjin değildi gelenler de. Bana dedim bir aborjin bulun. Yani Avustralya'nın simgesi böyle didgeridoo. Şu karşıdaki saz, işte enstrüman şöyle göstereyim. Bu didgeridoo arkadaşlar. Bu şu. Avustralya'dan geldi bu. Görünüyor değil mi? Evet evet. Evet, Avustralya'dan geldi. Böyle boru. Milano'dan da sevgiler diyor. Asıl onların işi ne kadar zor ya. Oraya daha çok sevgi İtalya'ya gönder. Gerçekten. Evet. İtalya'ya ayrıca bir sevgi gönderiyorum. Evet. İşte bu didgeridoo, bir yerli sazdır bu. Böyle şey gibi yam yam gibi birisi geldi. Böyle boyalar müthiş bir adamdı. Biz onunla doğaçlama bir müzik yaptık. O geldi, o kendi. Ben o üç telliyi aldım. Yörük sazını aldım. Böyle doğaçlama müzikler yaptık. Bizim Ferhat Erdem vardı kulaklar içinde. O da arkadan bir sipsiyle girdi falan. Yani müzikle uçuş yaptık biz. O konseri hiç unutamıyorum. YouTube'a ben. Yüklenebilir aslında. Onların görüntüleri var bizde değil mi? Ha, var. Evet, video görüntüleri. Var. Evet. Peki. Sarı yaylamda seni yaylayamadım. Kar iken yavru palazımı da eyleyemedim. Kar iken
Sen de bu güzellikten, ben de bu gençlik. Varken ufuk, alırım da lahtımı koymam. Yar sen de Ardıç'ın gölgesi. Ardıç ağacı çok yüce bir ağaçtır aslında, şey gibi, böyle tarihi eser gibi yükseklerde olur ve sık dallıdır ve kokusu çok güzeldir, o ağacın kokusu, ardıç kokusu ve böyle kutsal gibi bakar yörükler bu ağaca. Koyu olur gölgesi, onun için koyu olur kabardıç'ın gölgesi, günden güne artar yarın sevdası. Yaylalara çıkınca bazen böyle ayrı yaylalara gidiyor sevenler. Yavuklusu öbür yaylaya gidiyor. Onun için sevdalar da böyle depreşmeye başlıyor o yayla zamanı. Sümer'cim, Ozan Ilgaz kardeşimiz demiş ki, Sümer Ezgü, ben küçükken TRT'deydi ve adı da alışıldık değildi ya, ilgimi çekmişti ve dinlemeye başladım. Yorumu, sesi çok güzel. Kendine özgü ve duruşu ile gerçek bir sanatçı demiş Ozan. Seni ismin kavramış önce onu, sonra şarkıların kavramış. Yaşayan efsane demiş bir arkadaş senin için. Burdurlular, aman Allah'ım, bizim oğlan buraya selam yok mu? Bizim isteklerimizi Burdur'dan okumuyorlar. Aman aman, ama Burdurlularda isyan var şu anda. Size sevgi, kalbim sizinle. Ben Bucak'ta büyüdüm. Bucak, Burdur benim için çok değerlidir tabii. Benim toprağım. Yediğim, yetiştiğim, kültürünü aldığım bölge olduğu için ayrı bir değer taşıyorum Burdur'a. Yani Bucaklılar da bana zaten bir cadde açtılar. Şey oldu, beni işte aradılar. Belediye meclisinden aradılar o zaman. Dediler ki işte, Sümer Bey, sizin adınıza bir cadde açacağız. Ya dedim, şimdi yarın bir gün dedim şey değişir, belediye değişir dedim. El değiştirir, ondan sonra benim adımı indirirsiniz. Gerek yok böyle bir şey, kalbinizde kalayım. Yok işte, biz
sizi şey olarak yani oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle yapıyoruz. Siz sanat olarak değer veriyoruz. Neyse gittik. Ben de çok şaşırdım. Yani davullarla, zurnalarla karşılamışlar. Bilmem kurdeleler, şey kurulmuş nedir, kürsü kurulmuş falan böyle tribünler bilmem. Ben de şaşırdım yani. Maça çıkar gibiydik. Ondan sonra anılarımı anlattım. Dedim ki, bu dağlarda dedim, dostlar ben çok salyangoz topladım. Yağmur yağdığı zaman, böyle nem olduğu zaman salyangozlar çıkar ortaya. Çok salyangoz topladım. Ondan sonra bu sokaklarda çok dondurma sattım. Yeri geldi amelelik yaptım. Yeri geldi mobilyacıda mobilya taşıdım. Karpuz. Karpuz, evet, o da müthişti. Şeyde, pazarda şeyler, köylülerin getirdiği karpuzları indirdik. Bizimle anlaşırlardı. Düşen karpuz bizim olacak diye biz de Dereköy karpuzları çok meşhurdu böyle. Çok tatlıydı. Biz de karpuzu böyle yalandan böyle yere atıveriyorduk da göbeğini yiyorduk. Ama bir insan, bir çocuk kaç tane karpuz yer ki? Yani burada patron şeydi, gene akıllılık yapmıştı. Biz 3 karpuz yedikten sonra doyuyorduk. Pazarda su sattık mesela. Yıllar boyu su sattık. Ne yaptık? Bütün komşuları biz şey yaptık, organize ettik. Buzdolaplarındaki buzlar o gün, Perşembe günü bizimdi. Kardeşimle birlikte testiye su dolduruyorduk. İşte bizim evdeki buzlar bitince, annemin buzları bitince biz hemen komşulara gidiyorduk. İşte Fatma Hanım teyze, ha bu arada beni ilk Fatma Hanım teyze keşfetti. Banyoda şarkı türkü söylerken tuvalette falan yan komşumuzdu. Pencereden benim sesimi duyarmış. Bu çocukta bir iş var dedi anneme de. Böylece sonra ben işte tencere tava çalmaya başladım. Mutfaktaki bütün tencereleri böyle şeylerin üzerine, somyanın üzerine koydum. İşte şeylerle, kaşıklarla, maşıklarla çalıyordum. Annem isyan ediyordu. Bütün tencerelerimiz bizim yamulmuştu o zaman. Sonra işte bu anılarımızı falan anlattım bu cadde açılışında. Sonra konuşma yaparken dedim ki, işte sevgili başkanımıza dedim, işte meclise, bu caddelere dedim, Arsal Sarı'ydı o zamanki başkanımız, kulaklar çınlasın. Çok teşekkür ediyorum dedim. Bana dedim böyle bir işte şey açtılar, sokak açmışlar. Arsal Sarı fırladı. Hayır! Biz Sümer Özgür'e sokak değil, cadde açtık dedi bağırmayla. Yıkıldı. Çok hoş, çok hoş bir anıdır o. Ve hala böyle bucağa uğradıkça geçerim o caddeden. Selam olsun bucaklara ve Burdurlulara diyeyim. Sümer'cim, Necdet Bey demiş ki ben 75 yaşındayım, bir Rumeli türküsü istiyorum. Herhalde bu yaşlı adamı kırmazsınız demiş. Ha. Biz yaşlı değil, yaş almış diyoruz değil mi? Tabii. Ne okusam ya, bu şey Selanik'i çok istiyorlar değil mi? Onu evet, mu okuyayım ya? Evet, çok isteniyor. Evet, çalın davullarını çok istiyorlar. Thank you.
Selanik, Selanik, viran olasın. Aman, taşını topracını seller alasın. Taşını topracını seller alasın. Sen de yarsız kalasın. Aman, aman ölüm zalimi, üç gün ara. Al başımdan bu sevda, götür ya le. Çok güzel bir türkü bu. Vallahi okumaya da doyamıyorum ben bu türküyü. Uşaklılar mı var Gülay? Uşak'tan mı? Ya Tufan Bey, ha, 10 Tufan, gündür... Uşaklı galiba değil mi Tufan Bey? Ya ona ben Uşak türküsü okuyacağım. 17 ben Nişanlı'yı okuyacağım. Yani ona çok emin değilim. Kütahya'dan mı yazıyor? Çok emin değilim yani. Yalnız Sümer'cim, bir dinleyicimiz var. Evet. Sesli harfleri yok. Sonu 35-35. Evet. O biraz... kızgın bir dinleyicimiz. Yapma. Onun, niye kızgın? Onun yazdığı bir şeyi okumayınca, eyvah, okumayın Gülay Hanım diye kızıyor. Şimdi birincisi, uzun olan mesajların hiçbir tanesini okuyamıyorum çünkü akıyor ve onları görmüyorum. İkincisi, gecenin sonunda 40.000, 45.000, 50.000 izleyicili bir oluyor, bu izlence oluyor ve o kadar kişinin dörtte biri yazıyor olsa zaten dörtte birini bile okuma imkanım olmuyor. Diyor ki kendisi ısrarla dördüncü, beşinci şeydir. Özay Gönlüm diyor, 10 tane ayrı dilde diyor türkü okurdu diyor. Sümer Ezgi ne zaman okuyacak? Benim düşüncemi söyleyin diyor. Çok iyi. Ben yaptım, bir Alman grupla Duisburg'da bir rock grubuyla yapıyoruz. Böyle türküleri Türkçe, Almanca okuyoruz. Caz yapıyoruz. Orada okudum aslında. Mesela Asmam Çardak'tan biraz okudum. Okumadım değil mi ben? Yok, okumadım. Ben. Onu böyle biz Türkçe, Almanca okumuştuk. İstersen ondan okuyayım. Denizlinin horozları bellidir. Ötüver de çil orosu bir ötüver. Geniş olan gal zamanı değildir. Geniş olan gal zamanı değildir. Ein Glas for mein und wein, Liebesküßler sein. Yansan yahut buharlan dozu langın Kreyn kan, amanın langın Kreyn kan. Hoppa! Langıs von meinen Wang Liebes küsle sein. Yansan yahut buharlan dozu langın Kreyn kan, amanın langın
krein kan. Amanın langın krein kan. Hoppa! Bunu Peter'le okuyorduk biz. Marita var. Karısı kulakları çınlasın. Ben Türkçe okurken onlar da birden böyle Almanca'ya giriyorlardı. Yani böyle küçük espriler yaptık aslında sevgili dost. Tufan Bey İstanbul'da yaşıyormuş. Uşaklıymış. Selam ediyor. O Türkiye isteyen. Ekol Türk selam ediyor. Bu akşam çok hareketli herkes. Kıpır kıpır enerji dolmuş. Herkes hareketli Türkiye istiyorsun ben. Ha, peki. Ya biz şey yaptık. Uşak'ta bir film çekmiştik biliyorsun. Harbi Define. Şöyle bir Ege komedisiydi bu. Biz de orada işte oynamıştık. 17 Benli Şadiyemli de daha sonra oradan klip yapmıştık. O film görüntülerinden klip yapmıştık. İzleyebilirsiniz. Hoş da bir klip. Evet. Onu okuyayım. Geleceksen gel gayrı 17 belli şadiyem daha gönlüm umutta. Geleceksen gel gayrı 17 belli şadiyem hala gönlüm umutta. Gençlik elden gidiyor. Geleceksen gel gayrı 17 benli şadiyem. Gençlik elden gidiyor. Sevgili dostlar, ben ilkokul dönemine, ortaokula geçtiğim dönemlerde bu bağlamaya merak sardım. Aslında ilk mandolin ve melodikayla başladım. Rahmetli babamın teşvikiyle onları almıştı Bucak'ta. Bucak'ta melodika çalan tek kişi bendim. Saime Kul'da yeğenim, teyze diyoruz ama yeğenim oluyor. Öğretmenimizdi Bucak'ta. İşte Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet İlkokulu'nun önünde tek başıma melodika çalardım. Pek utanırdım. Yani o zamanlar nedense böyle bu tür şeylerden utanıyormuşuz demek ki. Yani tek olmanın verdiği bir şey belki, yalnızlık hissi midir nedir. Sonra mandolin öğrendim ve daha sonra da bağlamaya geçtim. Cahit Anık rahmetli hocam, çok emeği vardır, bağlamayı ondan öğrendim. Daha sonra da Burdur'a taşındıktan sonra Halk Eğitim Merkezi'nde, yani bu tür kuruluşların çok değeri var. Halk Eğitim Merkezleri'nin böyle boş bir kurum olmadığını da bir taraftan vurgulamak istiyorum. Ülkenin her noktasında Halk Eğitim Merkezi müdürleri lütfen bu kursları yaşatınız. Mutlaka çabalarınızla bunlar yaşıyordur ama bizim milli müziğimizin eğitimi bu tür kurumlarda çok desteklenmişti.
Mesela Dirmil'deki halk eğitim merkezine hep söylerim ben, sipsi öğretin çocuklara, üç telli öğretin, bağlama öğretin. Çünkü buralarda başlıyor, bu yaşlarda başlıyor. Burdur'daki halk eğitim müdür yardımcısı da değerli abim Ahmet Turgut'tu. Şimdi Antalya'da yaşıyor. Ahmet Turgut'a saygılarımı gönderiyorum. Onun da bende emeği çoktur. Bu 17 benli Şadiye türküsünü Ahmet abi pek güzel okurdu da o aklıma geldi şimdi. Emeği geçen ustaların hepsine biz minnet duyuyoruz tabii. Canan Ekim ablamız Tev Korosu'nun da bir üyesi biliyorsun. Evet. Canan abla çok selamları var. O da her akşam muhakkak izliyor. Kendisini çok seviyoruz. Selam gönderiyoruz buradan. Sağ olsun. Page Miracle bir Azeri türküsü ne olur diyor. Ben de diyorum ki ne olur o zaman. Öyle mi? Bir dakika, bir dakika. Birol Bey, üçüncü program ama isteğimi hala söylemediniz demişsiniz. Ya bildiğim bir şey mi acaba? Ne acaba istiyorsunuz? Keşke onu ya, da yazsanız. Şu an ya, görüyorum onu. Bilmediğimiz bir şey çıkmasın. Şöyle bana yapalım. Birol Bey'e de o zaman Azeri türkü gelsin. Peki, hadi. Page Miracle'a da gelsin. Erzurum çarşı pazar,
içinde bir kız gezer. Ah nenen olsun sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sona yârim. Gitti yârim, gelmedi leylim aman aman, leylim aman aman, sar gelin. Elbet bunda bir iş var. Ah nenen ölsün sar gelin aman, sar gelin aman, sona yârim. Sona yârim. Bu sefer de böyle hüzünlü bitirelim hadi, bu çok güzel bir... Yok yok, hüzünlü bitirmeyelim, bir dakika. Yok. Ben el koyuyorum. Buradan Burdur'a, ben bir Burdur gelini olarak, neticede kütüğüm Burdur'da, Burdurlara sahip çıkıyorum. Ve diyorum ki o zaman erik dalını çal. Erik dalını mı? Evet. Peki ben de başka bir şey çalayım demiştim ama. Yok. Emir büyük yerden istek de var yani. Hanım sözünü dinlerseniz her şey iyi gider. Durumu idare edeceksiniz böyle. Bu arada TRT Müzik'te de şu an seni seyrediyorlar. Aa olamaz. Orayı kapatın, buraları izleyin. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynaksın eller, diller kaymaksın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Kuracı Kadir'in önünde yar oynamış desinler, desinler. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın değmeye gelmez, haydi eğmeye gelmez. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Amanın değmeye gelmez, haydi değmeye gelmez. Eller oynaksın eller, diller kaymaksın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Kuracı Kadir'in önünde yar oynamış desinler. Eller oynaksın eller, diller kaymaksın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Kuracı Kadir'in önünde yar
oyunlar oynamış desinler. Dirmilli Kadir Turan, onun türküsüdür bu. Çok çok saygıyla, hürmetle anıyorum kendisini. İstersen evet, itaat et, rahat et sözüyle kapat. Soner Özbilen de emir emirdir Sümercim demiş. Soner abi, seni çok özledim. Usta, usta abimiz, usta sanatçı. O Arnavut göçmeni kendisi. Yozgat'a yerleşen göçmenlerden. O göçmen havaları ne güzel okur. Orta Anadolu türkülerini. Hepsini güzel okur da. Efendim bizden bu kadar. Bu gece bu kadar. Sizi çok seviyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Ailenizin kıymetini bilin. Dostlarınızın kıymetini, toprağın kıymetini, doğanın kıymetini bilin. Kediyle, köpekle, ağaçla, kurtla, kuşla, dostla, insanla, kadınla, erkekle, nineyle, torunla hep birlikte güzel bir yaşam olsun. Sizi seviyorum. Gönlünüz hep yüce olsun. Sakın moralinizi bozmayın. Kayıplarımıza çok üzgünüz ama bu günler geçecek. Daha günler, güzel günler gelecek. Güzel günler göreceğiz çocuklar demiş ya. Onun için hiç geriye bakmayın. Hep ileri, hep ileri. Hoşça kalın.